3 milletvekilimizle birlikte Sayın Bülent Tezcan Genel Başkan Yardımcımız, aynı zamanda Aydın Milletvekili Sayın Uğur Bayrak Tutan, kendisi Artvin Milletvekilimiz Sayın Tufan Köse, kendisi Çorum Milletvekilimiz, bu 3 milletvekilimiz dün Silivri'de görüşmelerde bulundular, değerlendirmeler yapacaklar onunla ilgili. 8 tutuklu sanıkla görüştük. Bunların 2 tanesi milletvekilimiz Sayın Mustafa Balbay, İzmir Milletvekilimiz ve Sayın Mehmet Haberal, Zonguldak Milletvekilimiz. Bunun dışında gazeteci, yazar, bilim insanı, komutan, silahlı kuvvetler mensubu, Türkiye'nin geçmişinde önemli hizmetleri olmuş ve uzun zamandan bu yana da Silivri zindanlarında tutuklu arkadaşlarla görüştük. Türkiye'de her dönemde hukukun çiğnendiği ama hepsinden öte adalet duygusunu örseleyen, adaletin ayaklar altına alındığı yargılama süreçleri yaşanmıştır. Geçmişe dönüp tarihimize baktığımızda. Ama sanıyorum hiçbirisi Silivri toplama kampında yaşanan hukuksuzluk kadar adaletin bu kadar çiğnendiği bir tecrübe, bir deneyim olmamıştır. Biz uzun süreden bu yana Silivri'deki adaletsizliğe dikkat çekmeye çalışıyoruz. Toplumun her kesimi buradaki adaletsizliğe dikkat çekmeye çalışıyor. Bir şeyin altını net olarak çizmek istiyoruz. Biz Silivri zindanlarında tutsak alınan ve o süreçte haklarında dava açılan sanıklar için herhangi bir ayrıcalık talebinde bulunmuyoruz. Bağımsız bir yargının yapacağı yargılamaları kimse Türkiye'de tartışmaz. 2007'den bu yana devam eden soruşturmalarda hukuka aykırı, savunma hakkını tamamen ortadan kaldıran bir süreç bugün gelip 44 gizli tanık, 160'ın üzerinde tanık beyanları ama tanık beyanlarını tartışamayan, tartışma imkanı olmayan, savunma hakkı olmayan, savunma için yeterli süre süreye sahip olmayan sanıkların savunmasız mahkum olma aşamasına doğru hızla yaklaştıklarını hissettikleri bir yargılama süreci yaşıyoruz. Dün sanıklarla görüştük. Sanıklar Türk halkından bu karşılaştırdıkları adaletsizliğe tepki bekliyor. Sanıklar adalet istiyor. Adaletin bir engizisyon yargılaması uygulamalarıyla 21. yüzyılda dünyanın çağdaşlık ve uygarlık adına birçok tecrübeden geçip bugünkü geldiği değerlere rağmen hukukun, adaletin çiğnendiği bu süreçte yeniden engizisyon yargılamalarına halkın izin vermemesini istiyor. Sanıklara 15'er dakikalık savunma hakkıyla, ki adına savunma hakkı demek mümkün değil, karar noktasına sürüklendi. 13 Aralık'ta esas hakkında mütalaa okunacak. Ondan sonra hüküm sürecine girilecek. Bu adaletsizliğe ve bundan sonra yaşanacak adaletsizliklere bugünden dur demesini bilemezsek Türkiye'de hiç kimsenin özgürce güvenlik içerisinde yaşayacağı bir ülke kalmayacak. O yüzden 13 Aralık'ta herkesi Silivri'ye davet ediyoruz. Türkiye'nin her kesiminden adaleti yok sayan uygulamalara dur demek için. Orada şu veya bu yargılamanın yönüyle ilgili değil, o ya da bu sanığa özel olarak özel bir muamele beklentisiyle değil, adaleti çiğneyen, adaleti adalet organı eliyle yok etmeye çalışan bu anlayışa dur demek için bütün yurttaşlarımızı 13 Aralık günü sabahı 8.30'da Silivri'de bekliyoruz. Yargı siyasetten emir almaya başlarsa, yargı siyasetten talimat almaya başlarsa, yargı siyasetle iş tutmaya başlarsa, savunma da kaynağını
hukuktan değil siyasetten alma hakkını kazanır. Dava sürecinin bu kadar hızlandırılması ile ilgili ne düşünüyor? Yani neler söylediler? Bunu konuşmuş muydunuz? Yani bu dengelerin tartışılması aşamasının atlanması, mütalaaya geçilmesi, bu konuda düşünüyor musunuz? Yazdır o zaman bilgisayara bakayım ben kardeşim. Orta çalışayım bari. Çevir kullanma. Şenay.